Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Bumerang Soru Bankası. Evet kağıt katlama ile üçgenin yardımcı elemanlarını elde etme konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler sayfa 294, 295 ve 296'daki etkinliklerle dersimizi işleyeceğiz. E arkadaşlar etkinliğimize başlamadan önce Kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, sırasıyla gençler öncelikle e, kenar ortay, aç ortay ve yüksekliği nasıl inşa ettiğimizi inceleyelim. ABC üçgeninde AB kenarı, e, AB doğru parçası yani AB kenarı gençler AC kenarı üzerine gelecek şekilde katladığımızda katlayıp açtığımızda gençler oluşan kat izi A açısına ait açıortaydır. Gençler bakın burada kenar kenar üzerine geliyor. Kenar kenar üzerine geldiği zaman açı orta elde ediliyor. B'de sevgili gençler B köşesini C köşesi üzerine gelecek şekilde katlarsak BC'nin orta noktasını belirlemiş oluruz. Yani burada kenar ortayı inşa etmiş oluruz. Ve son olarak gençler ABC üçgeninde B, G, B köşesini BC kenarı üzerine yani gençler kendi kenarı üzerine gelecek şekilde katlarsak sevgili gençler A köşesi hizasını katlayıp açtığınızda oluşan katlama çizgisi BC kenarına ait yükseklik elde edilir deriz. Çeşit bir KLM üçgeninde B köşesi M köşesi üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Daha sonra LM kenarı üzerinde katlama noktası K köşesi ile birleştiriliyor. Gerçekten köşe köşe ile birleştirilirse LM kenarın kenar ortaya belirlenmiş olur. Yani burada ln ile nm birbirine eşit işte olmuş olur diyoruz. Evet bu gençler üçgenin yardımcı elemanlarından dm kenara ait kenar ortaydır. dm kenarının kenar ortayıdır diyelim. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. A Aşağıda ABC üçgeni aşağıdaki gibi katlanıp açılıyor ve katlama çizgisi işaretleniyor. Bu üçgende BAC 70 derece. Gençler bakın şu açımız 70 derece. ACB 50 derece. Olduğuna göre BDC açısının ölçüsünü istiyor. Gençler bakın buradan AB kenarı edersek BC kenarı üzerine katlanıyor. O halde ne diyorum gençler? Kenar kenar üzerine gelirse açı ortaya inşa edilir. Bakın bu iki açı birbirine eşittir diyeceğiz. Önceki B açısının ölçüsünü bulmak için 70 ile 50'yi toplayacağım. 120 derece. 180'den 120'yi çıkartırsak B açısının ölçüsü 60 derecedir. Arkadaşlar bunu iki eş parçaya ayırdım düşünelim. Bakın burası 30, burası 30 derece. Bizden gençler BDC açısının ölçüsünü istiyor. Yani şuradaki D'ye X diyecek olursak C açısı değişmedi. gençler 50 dereceydi. O halde X'i bulabilmek için bakın X artı 30 artı 50'nin toplamı üçgenin iç açıları 180 dereceydi. Buna eşittir. Buradan X artı 80 180 derecesi X'in değeri gençler 180'den 80 çıkartırız. Ve 100 derece olur sorumuzun yanıtı deriz. 13. sorumuzda Evet, yukarıdaki çizimin dördüncü adımında elde edilen AP doğru parçası üçgenin hangi elemanıdır diyor. İşte bakın burada A merkezi bir yay çizilerek yayın BC kenarını kestiği nokta işaretleniyor. Daha sonra ikinci adımda T e ve L merkezde iki eş açı, iki eş yay çiziliyor. İşte ikinci adımda bakın buradan bir tane eş açı çiziliyor. Yay çiziliyor. Üçüncü adımda yayların kestiği noktaların birleştiren doğru parçası buradan bu çiziliyor. En sonunda da gençler bunu A köşesiyle birleştiriyoruz. İşte burada dikkat edersek arkadaşlar bakın BC kenarının aslında A'dan en kısa mesafesini elde etmiş olduk. En kısa mesafe her zaman yüksekliktir diyoruz. O halde AB AP doğru parçası evet, yardımcı eleman olarak yüksekliktir gençler. Direkt yüksekliktir diyelim. veya yani şöyle diyelim gençler BC kenarı yüksekliğidir. Evet devam ediyorum. 14. sorumuza gelmişler. Yukarıdaki çizimin 4. adımda elde edilen AP doğru parçası üçgenin hangi elemanıdır demiş. İşte burada K merkezi bir yay çizilerek üçgeni kestiği noktaları işaretleniyor. Gerçekten bakın burada yay olduğu için şu KA ile KB birbirine eşittir. Yani sanki bu iki kenar birbirine eşit gibi iki kenar üçgen gibi düşünebiliriz. Daha sonra A ve B merkezi iki eş çizilerek bundan kesiştiği noktadan geçecek şekilde KC çiziliyor. Gençler bakın buradaki soyu oluşturan doğru parçası K açısının açı ortayıdır gençler. AP doğru parçası K açısının açı ortayıdır diyelim. Evet sevgili gençler. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum lerde kaç çizgisinde eee pardon KAT üçgeninde gençler hangi iki nokta birleştirilirse KT kenarına ait kenar ortaı olur diyor. Gerçi K ile T KT kenarın tam ortasını belirlemek için noktalardan faydalanalım. 1 2 3 4 Burası 4 birimi. 1 2 3 4 gençler. 4'ü 4. O halde bunun yarısı 2 yapar gençler. Bakın 1 2 1 2. Buradan geçecek şekilde çizmemiz gerekiyor. Şöyle 2'ye 2 iki diye gösterelim. A köşesi birleştirsem gördüğünüz gibi C noktasından geçer diyoruz. A ile C noktası birleşirse gençler kenar ortay elde etmiş oluruz. Sorumuzu gençler. Hangi iki nokta birleştiriyor A ile C noktaları birleştirilmeli diyelim. Evet 16. sorumuza bakalım. Yukarıdaki DEF üçgeninde DT açı ortaydır. Hemen şöyle sembolle gösterelim gençler. DEF açısı DEF 60 derece. DFE açısı 40 derece. Olduğuna göre DTE açısı. DTE açısı. Gerçekten bizden buradaki açı istiyorum. E şimdi gençler. 60 ile 40'ı toplayıp artı 40 100 derece yapar. 80'den 100'ü çıkartırsak 80 derece olur gençler. D açısını ölçsün. Açı orta yolda için gençler bunu iki eş parça ayırırsak 40'ar er derecedir. O halde bakın buradaki bizden istenen açı eğer x dersen x artı 40 artı 60'ın 80 derece olması gerekir x artı 100 180 180'e eşitse buradan x'in değeri 80 derece olur diyoruz sorumuzun yanıtını. Evet 17. soruyla devam edelim. Evet, yukarıdaki ABC üçgeninde AD açıortay şöyle hemen açımızı belirtelim sevgili gençler. ABC 57 ACB 47 derecede Bizim ADC açısı istiyor. ADC şuradaki açımızı istiyor. Sevgili gençler öncelikle 57 ile 47'yi toplayacağım. Açısının tamamını elde etmeye çalışacağız gençler. 14 elde var. 1, 5, 9, 1 de elde 10. 80'den 104'ü çıkartırsak 76 derece olur. A açısının ölçüsü gençler. Normalde iki eş parça ayıracak olursak 76'yı 38 derece olur. Buradaki açılarımız gençler. E şimdi gençler buradaki bizden istenen ADC eğer X dersem X 38 ve 47'nin toplamı 80 derecedir. 38 ile 47'yi toplarsak 8, 7, 15 elde var. 1, 4, 7. Bir de elde 8. 85 oldu. Buradan da 180'den 85'i çıkartırsak evet, x'in değeri 95 derece olur diyoruz. Sorumuzun yanıtına sevgili gençler. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. 18'in 18. sorumuzda aşağıdaki K kareli zeminde verilen noktaların hangisi K köşesi ile K köşesi olarak seçilirse KLM üçgeninin DM kenarına ait kenar ortayı T noktasından geçer diyor. Gençler öncelikle orta noktası belirleyelim ve T'den geçecek şekilde bunu uzatalım gençler. Evet gördüğünüz gibi gençler 4 numaralı yer seçilirse gençler evet buradan Kenar ortay T'den geçmiş olur diyoruz. 4 numaralı 4 numara seçilirse diyelim. Kenar ortay çizilmiş olur. Kenar ortay T'den geçer diyoruz. Evet devam edelim 19. sorumuza geçelim. Yandaki KLM üçgeninde KD kenar ortaydır. Gençler L, burada KD kenar ortaysa LD ile DM birbirine eşittir. E buna göre KDL üçgeni ile KDM üçgenlerinin çevrelerinin uzunlukları farklı. Farklı kaç, farkı kaç santimetre demiş. Gençler burada dikkat edersek KD kenar ortayı bu KD uzunluğu her ikisinde ortak gençler. O halde aslında aradaki farkı sevgili gençler. LD ile DM de birbirine eşittir. 2 e, KD de aynen ortak olduğu için e, buradaki KL ile DM arasındaki fark iki üçgenin farkıdır gençler. Evet gençler. O halde fark diyorum. 34 eksi 27'den 7 santimetre olur. Burada iki tane ortak kenarı olduğu için gençler buradan ne demiş olduk sevgili gençler? Evet. 7 santimetre fark oluşur dedik. Evet. 20. sorumuza bakalım. Verilen KL üçgeninde KKM açısına ait aç orta hangisidir? Öncelikle bakın burası 60 derece. L açısı 40 derece. 60 artı 40'tan 100 derece. 180'den 100'ü çıkartırsam 80 derece olur gençler. K açısının tamamı. Açı ortay olması için gençler 80'i 2'ye bölmemiz gerekir. Yani 40 derece olacak şekilde ayıracağız. 10, 20 daha 30, 10 daha 40 gençler. Bakın burası 40 yaptım. Bu halde diğer tarafta 40 olur gençler. Buraya 20 kalır. Burası da 40 olur. Gördüğünüz gibi. TB evet bizim için kenar ortay pardon açı ortay olur diyoruz gençler. Buradan TB doğru parçası açı ortaydır diyelim. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.